Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Ericsson 688'in tanıtımını yapacağım. 688'in şöyle bir çıkış tarihine bakarım. Evet arkadaşlar, 1996 yılında çıkmış bu telefon. Bu telefon çıktığı dönemlerde, o dönemlerde zaten 337 çıkmıştı. Daha sonrasında 388 ve daha sonra 628, evet ondan sonra pardon, 628 ayrı bir versiyondu. Hatta 1018'de onun versiyonlarındandı zaten. Ericsson 688 versiyonları yine 868, 888 versiyonlarıydı. Bu o dönemde çok pahalı telefonlardı. Hatta o zaman 1000 dolara falan alanlar da olmuştur. O dönemde hatta satılanlar da vardı. O zamanlar gerçekten bu telefonlar çok pahalıydı. Şu anda mesela halen daha kullanılıyor, halen daha kullanışlı. Çok sağlam bir telefon işin açıkçası. Şimdi zaten daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bunun genel özelliklerine bakalım. 19 oy verilmiş ve 4 puan vermişler arkadaşlar. 96 yılında çıkmış. Çıkış fiyatı yaklaşık 1100 TL gibi bir fiyat. Yine ağırlığı 160 gramdı. Bu ağırlığın yüksek olması gayet normal. Çünkü orta gövdesi çelik kasa arkadaşlar. Yine SIM'i mini SIM olarak geçiyor. Uyarı türleri. Evet arkadaşlar, burada yanlış bilgi girmişiz. Bunlarda titreşim yoktu arkadaşlar. Monofonik zil sesi ve besteci var. Evet, doğrudur. Yine mesajlaşma olarak SMS var. O dönemler zaten SMS de yoktu. Hatta biz çıktığında şaşmıştık. Çünkü vardı mesela, ona daha sonradan mesaj ayarlarından, işte Türkcell'in veya o zaman Telsim hatlar vardı. +90'la başlayan bir telefon numarasını giriyorduk. Ondan sonra mesaj işlemi görüyordu. Gerçekten çok şaştığımız bir durumdu. Ama gün geliyor ki neler değişmiyor arkadaşlar. Her şey değişebiliyor. Şimdi ürünü açıp bir bakalım arkadaşlar. Evet, açtık. Ericsson yazısını gördük. Yine şu üst kısımda şebeke ışığı var. Birazdan gelir zaten. Ben de bu şebeke ışığını çok seviyorum arkadaşlar. Yanıp sönüyor falan. Evet, şebeke biraz geç geldi. Burada fazla baz istasyonu yok arkadaşlar. O yüzden iyi çekmiyor. Ama normalde gelmesi lazımdı. Gelmedi. Evet arkadaşlar, şimdi menülere geçelim diyeceğim. Normalde gelmesi lazımdı. Bir saniye arkadaşlar, sizi biraz bekleteceğim. Evet. Normalde gelmesi gerekiyor. Neyse, birazdan gelir arkadaşlar zaten şebekesi. Şimdi menülerine bakıyoruz arkadaşlar. Bu bilgi dediği arama kayıtları muhtemelen. Yönlendirme, telefonları buradan yönlendirebiliyorsunuz. Yine şebeke bölümü var. Buradan şebeke seçimi falan yapılıyor. Bu giriş izni. Bir saniye, neymiş bu? Evet arkadaşlar, bu giriş izni, pin kodu falan zaten. Bunu da geçelim. Ayarlar menüsüne gelelim. Bunun bir zil sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet, demek ki bu düşük zil sesini kullanmışlar. Bu da kulaklık sesi. Pardon, yüksekmiş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, bu melodileri işin açıkçası ben hiç kullanmadım. Hatta bu melodilerin olduğunu bile unutmuşum. Ama burada yine normalde özel melodi bölümü var.
Evet arkadaşlar, dediğim gibi onu ben de pek kullanmadım işin açıkçası. En çok tutulan zil sesi şu karışıklı arkadaşlar. Bunu da geçelim. Diğer menülere bakalım. Yine hesap makinesi o dönemde çok gerekliydi arkadaşlar. Çünkü o dönemde dediğim gibi teknoloji o kadar gelişmemişti. Yine bunda saat de var. Ericsson'un dediğim gibi 628'de falan yoktu saat. 337-388'de vardı. Yine olmayan telefon versiyonları da var arkadaşlar. Yine burada tuş kilidi bölümü var. Arkadaşlar bunun menüsü bu kadar. Yine şebeke gelmedi. Şebeke herhalde buradan mı çekiliyor? Şöyle bir bakalım. Şebekenin normalde çekmesi lazım ama çekmedi. Çünkü ben bu telefonu kontrol etmiştim. Evet arkadaşlar, şimdi bir de genel dizaynına bakalım. Şöyle yan tarafta dediğim gibi şu orta kısmı çelik kasa arkadaşlar. O yüzden çok sağlam. Yere düştükten sonra toplayıp tekrar devam edebilirsiniz. Yine burada ses düzeyi ayarlama tuşlar var. Zil sesine gelen hoparlör sesi. Yine işte böyle anteni mevcut. Evet arkadaşlar, zaten bu anten olayını aşan Nokia oldu. Ericsson da sona doğru anteni kaldırmıştı zaten. Yine şu da arka kısmı. Arkadaşlar şu bölümü normalde araç kitlerinde kullanılıyor. Evet, şebeke geldi sonunda. Şebeke nasıl geldi? Şebeke, ha, Şerife abla gelmiş. Şerife abla geldi ve şebeke de geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genel olarak bu da klips arkadaşlar. Bunu genelde bu da aslında bir hava katıyor. Bu da tam cepte kaybolmaması için taktıktan sonra bunu cebin üst kısmına koyuyoruz. Yine şunun iç kısmına bakalım. Evet, açıyoruz arkadaşlar. İşte şu iç kısmı da şöyle bir durum. Şurada zaten artı eksi bölümü. Evet arkadaşlar, Ericsson böyle bir telefon. Bunları ben neden detaylı anlatıyorum? Bunu genelde bu videoyu izleyen arkadaşlar da zaten muhtemelen ondan dolayı gelmiştir. Ya eskileri yad etme adına ya da yeni nesil gençler bunu merak etmiştir. O yüzden bakmıştır. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Yine tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.